İslam İşbirliği Teşkilatı İslam Zirvesi Konferansı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında olağanüstü toplandı. İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen Kudüs Zirvesi'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail katlettiği masumların hesabını uluslararası yargı önünde mutlaka vermelidir dedi. İsrail'in zulüm ve katliamlarının cezasız kalmaması için yine Filistinli kardeşlerimizle birlikte çalışmalıyız. İsrail katlettiği masumların hesabını uluslararası yargı önünde mutlaka vermelidir. Bu konunun Birleşmiş Milletler Genel Kurulu nezdinde de takipçisi olacağız. Maalesef adaletin tecellisi için atılan her adım Güvenlik Konseyi'nde Amerikan yönetimi tarafından veto ediliyor. Meseleyi yine Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na götürecek. İnşallah burada tüm İslam ülkelerinin ve vicdan sahiplerinin desteğini alacağız. Yanlışta ısrar edilmesi halinde tüm bölgenin çatışma iklimine gireceğini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Erdoğan, bunun sorumlusunun da kararı uygulayanlar olacağını kaydetti. Maalesef iyi niyetli ikazlarımız adeta büyük bir akıl tutulması yaşayan muhataplarımızda karşılık bulmadı. Açık ve net söylüyorum. İsrail'in yaptığı haydutluktur. Vahşettir, devlet terörüdür. 14 Mayıs pazartesi de Filistin'in maküs tarihine yeni bir nakba günü olarak kaydolmuştur. Değerli kardeşlerim, bugün gelinen noktada Amerika Birleşik Devletleri işgal politikalarıyla apartheid rejimine taş çıkartan İsrail'i ödüllendirmiş, barış istediğini defalarca kanıtlamış olan Filistin'i ise cezalandırmıştır. Kudüs kararıyla İsrail'in katliamlarına zemin hazırlayan Amerika Birleşik Devletleri'nin eline masum Filistinlilerin kanı bulaşmıştır.